Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle beraber 5 tane hayatta kalma oyununa bakıyoruz. İlk oyunumuzla başlayalım. İlk oyunumuzun adı Zombie Highway 2, yani ikinci oyun arkadaşlar. Oyun aslında bir sonsuz koşu oyunu diyebiliriz arkadaşlar. Bir araba var ve bize sürekli zombiler saldırıyor. Onlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Daha %2'sini tamamlamışım. Telefonda daha fazla oynadım bu oyunu. Daha ileriki bölümlere gelebildim. Tablette daha yeni kurdum oyunu. Start diyerek direkt oyunumuza başlayalım isterseniz. Oyun arkadaşlar şöyle tilt mantığıyla oynanıyor. Şöyle sağ sol yapmanız lazım. Zombiler gördüğünüz gibi sağdan soldan üstümüze atlıyor. Bunlardan kurtulmanın birkaç yolu var. Bir tanesi şu şekilde ateş etmek. Diğeri de şöyle arabalara çarptırmak. Ya da onlar hiç atlayamadan üstümüze şöyle nitro ile kaçmak. Mesela nitro varken üzerinize atlayamıyorlar gördüğünüz gibi. Çarptığınız zaman da tabii ki de oyun bitiyor. Rewind yapabiliyorsunuz, yani geriye alabiliyorsunuz, çarpmadan önceki anı getirebiliyorsunuz. Bunun için oyun sizden altın alıyor arkadaşlar. Ki bu altınları da kazanması gerçekten zor. Geriye alacağınız zaman iki defa düşünün derim. Geriye alma işlemini tabii reklam izleyerek de yapabiliyoruz. Ancak şimdilik böyle bir şey yapmayacağım. Ancak bana zorla galiba yaptıracak bunu. Çıkamıyor muyum senden? Çıkamıyorum. Tamam. Bir tane altınımı sana feda edeyim. Biraz geriye gelsin oyun. Şöyle basalım ve başlasın. Evet. Zaten beni öldürdüler çok net. Şu aşağıda next çıktı şimdi. Burada bizim değerlerimiz gözüküyor. İşte şu kadar zombi öldürdüm, şu kadar para kazandım vesaire gibi şeyler gözüküyor. Bir para kazanmışız. Bunları hemen bankaya indirelim. Ve çeşitli silahlar geldi. Bunları satın alabiliyoruz arkadaşlar. Bir de o kısmına da bakalım şimdi. Buy diyorum. Gördüğünüz gibi mesela 1000 paraya şu an bu silahı alabiliyorum. Çok çeşitli silahlar geliyor ileride. Arabaların da tipi değişiyor. Şu an bizdeki Entered en zombilere karşı dayanıksız olan araba. Bunu bana illaki al diyor oyun. Yeni başladığım için mecburen alıyorum. Diyor ki buraya tıkla ve bütün arabaların listesini gör diyor. Şöyle gördüğünüz gibi en baboş araba buymuş. Bunu da 585 altın verirsek şu an açabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda elimizdeki araba da bu. Arabalar ilerledikçe tabii nitro seviyeleri de artıyor. Bir sürü gelişimler oluyor. Şu an sadece 2 nitro kullanabiliyoruz. Bir el daha oynayalım. Şöyle diyor ki basarak silahınızı değiştirebilirsiniz diyor. Biz madem taramalıyı aldık bunu seçelim. Yani şimdi nitroya basınca zombi atlasa bile tutunamıyor benim arabama. Zombilerin direkt üstüne sürerseniz de hiçbir şekilde arabaya atlayamıyorlar ki biz onları ezmiş oluyoruz. Şöyle tarayalım. Bir yandan zombilerle mücadele ediyoruz. Bir yandan da arabayı çarpmamaya çalışıyoruz ki bu bir hayli zor bence. Zombiler de düğün arabasına atlayan çocuklar gibi acımıyorlar. Arabayı görür görmez atlıyorlar. Tabii o çocukları bu şekilde ezmiyoruz. Bu arada şeyi de belirteyim artık. Hop çarpmadık. İyi. Bu arada şeyi de belirteyim arkadaşlar. Zombiler gelişiyor. Hani böyle iki ateşte ölmüyor ileride gelen zombiler. Hani bayağı bir bazılarını saydırmanız gerekebiliyor. Evet çarptık. Zombie Highway bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuzun adı Survival Run. Bu da bir Endless Runner oyunu arkadaşlar. Sonsuz koşu oyunu. Oyun hepimizin bildiği, yani birçoğumuzun bildiği Discovery Channel'da çıkan bu Bear Grylls diye bir eleman var. Bulduğu her şeyi yiyen bir abimiz. Onun sonsuz koşu oyununu yapmışlar. Neden bu oyunu seçtik? Bu adam hayatta kalma uzmanı arkadaşlar. Bu adamın oyununu es geçmek tabii ki de ayıp olurdu ona. Ayrıca böyle sonsuz koşu oyunları artık milyarlarca çıktı. Hani market bunlardan geçilmez hale geldi. Ancak bu fena değil arkadaşlar. Hani tavsiye ederim. Eğer Temple Run tadında oyunları seviyorsanız arkadaşlar bu oyunu da seversiniz. Abimiz şu. Dediğim gibi en son benim hatırladığım Discovery Channel'da çıkıyordu. Şöyle bir play'e basalım. Run diyelim. Arkamızda koşturan ayıdan kaçıyoruz arkadaşlar. Standart bir yatıra yatıra hop. Ayıyı da peşimizden uçurumdan aşağıya sürükledik. Oyunda müziklerini bildiğin Darbukatör Bayram yapmış arkadaşlar. Bayağı arkada darbuka çalıyor. Oyunun diğer Endless Runner'lardan farkı güzel mekanlarda geçiyor bende. Hani onlar da ormanda falan geçiyor ama bunun geçişleri çok güzel. Hani bir ormandasın, bir havadasın, bir uçuyorsun, bir kaçıyorsun.
bir şeyler oluyor. Bu abimizi hatırlayanlar hatırlar arkadaşlar. Ormanda bulduğu her şeyi yiyordu. Hatta benim gördüğüm en son su ihtiyacını, affedersiniz, film bokunu sıkarak karşılıyordu. Ondan çıkan suyu içiyordu bu arkadaş. Hani çay yok hiç lafının tam olarak hakkını veriyordu bu abimiz. Gördüğünüz gibi şimdi suya giriyoruz. Burada ayılar falan bize böyle pençe atıyor, gel buraya diyor. Bu adam ormanda ne yapıyor? Ben onu merak ediyorum aslında. Şöyle kaya kaya gidelim. Gördüğünüz gibi mekanlar aktif olarak sürekli değişiyor. Birazdan paraşütle falan da atlayacağız. Havada uçacağız, kaçacağız. Oraları da göstereyim ve daha sonra diğer oyunumuza geçelim. Aha, başladık havada uçmaya. Havada uçarken de bir şeyler almayı ihmal etmiyoruz. Madem düşüyoruz, neden zengin olmayalım ki? Temalı oyun aslında bu. Şöyle kaça kaça gidelim. Daşlardan. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam paraşüt açacağız. Ama çarpmadım be. Watch video dersek arkadaşlar, kaldığımız yerden oynatmaya devam edecek. Ben bu video kısmını hızlı geçmek isterdim ancak burada Kate Upton geldiği için hiçbir şey diyemiyorum şu an. Evet, I want to be your hero. Tamamdır. Kate Upton'u da gördük bu videomuzda da. Artık buradan devam edebiliriz rahat rahat. Helikopter geldi, bizi bıraktı. Hop, paraşütümüzü açtık ve aşağıya indik. Gördüğünüz gibi şimdi de ormandan bir şekilde çöl ortamına geçtik. Neyse, bu oyunu da geçebiliriz arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Az önceki oyunda da onu belirteyim. Hazır şurada çarpmışken bu böyle kalsın. Zombie Highway arkadaşlar, iOS ve Android için var bedava. Bir önceki tanıttığım arabalı oyun. Bu oyunda iOS ve Android'de var. Aynı zamanda bu oyun Windows Phone'da da var arkadaşlar. İsterseniz indirip oynayabilirsiniz. Biz diğer oyunumuza geçelim. Üçüncü oyunumuzun adı Gun Bros 2. Bunun birinci oyunu da var. Tabii ikisi olduğuna göre Star Wars gibi geriye doğru gidecek halleri yok. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Birinci oyun ve ikinci oyun arasında öyle aman aman bir fark yok. Birinci oyunu oynayanlar bunu da indirip kaldıkları yerden devam edebilirler. Yani ikinci oyun yerine ufak tefek güncellemeler yapsalarmış da olurmuş diyeyim. Gun Bros 2'de arkadaşlar aksiyonun dibine dibine vuruyoruz. Percy ve Francis adında iki tane eleman var. Biz bu elemanı yönlendiriyoruz arkadaşlar. İlk başta tipi böyle değildi bu elemanın. Şöyle armory'den biz buna işte saçına başına bir şeyler alıyoruz. Normalde tipimiz aynen tipimiz normalde böyle arkadaşlar. İkinci oyunda dediğim gibi çok fazla bir şey yok. Yeni silahlar ve kıyafetler eklenmiş. Ayrıca başlamadan şunu da belirteyim, hemen iOS ve Android platformlarında var ve ücretsiz bir oyun. Hemen şöyle silahları falan ellemeyeceğim. Bunlar para kazandıkça geliştirebileceğiniz şeyler. Oyunda bölüm geçtikçe silahlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Oyunun bence en güzel taraflarından birisi, eğer bir arkadaşınızda da bu oyun varsa onunla beraber oynayabiliyorsunuz. Yani bro oluyorsunuz onunla ve gelen düşmanlara karşı arkadaşınızla savaşıyorsunuz. Benim şu an yanındaki arkadaşım iPad'in kendisi. iPad bana burada eşlik edecek. Başlamadan önce aşağıdan silahımızı değiştirebiliyoruz dilersek. Yeni silahlar gelmiş. Ben tabi biraz oynadım oyunu. Bu sayede yeni silahlar alabiliyorum. Mesela dur bakayım, şunu alabiliyor muyum? Buy diyelim. Evet, diyor ki paran yok diyor. İstiyorsan bankaya gidip parayla satın al diyor. Hayatta almam. Play diyelim. Silahına aşık bir amcaoğlu burada duruyor. Oyunda iki tane kontrol düğmesi var arkadaşlar. Sol taraftaki, beni bu arada üzüyorlar burada, şöyle kaçayım. Sol taraftaki düğme ile elemanı kontrol ettirebiliyoruz. Sağ taraftakiyle de böyle ateş ediyoruz. Yanımızdaki bro biraz idiot takılıyor. Adamların dibine giriyor resmen. Bunlar hep sıkıntı. Şuradaki bombaları patlatırsak tabii onlara etkili oluyor. Ölmelerini kolaylaştırıyor. Şu aşağıda gözüken kırmızı oklar hep düşman. Şu an sahada binlerce düşman var. Ben bunları nasıl öldüreceğim? Gerçekten çok merak ediyorum. En temizi şöyle fıymak. Şu oklara gelirseniz arkadaşlar sizi direkt karşıya zıplattırıyor. Şurada durayım biraz, gelsinler. Ondan sonra zıplarım, kaçarım. Ya da dur lan, üstlerine atlıyorum. Gelin vicdansızlar. Bak adamlarda koruma kalkanı var ya. Ama ilk dalgayı bitirmek üzereyim. Dalga dalga geliyorlar bir de arkadaşlar. Hani şimdi bunları öldürünce ikinci dalga gelmeye başlayacak. Ama onlar beni öldürmez umarım. Lan adama dedik içlerine girme diye, biz içlerinden çıkmadık ya. Evet, birinci şey bitti şimdi. İkinci dalga gelecek. Gelin. Gel yavrum gel. Sen de gel. Hepiniz gelin. Bunlar kolay ölüyorlar. Bak şuradan
Dilersek silah değiştirebiliyoruz. Şöyle bir de benim üçlü beşli atan silahım var. Artık beni öldürmeyin ya. Şu alt tarafta da sağlık barımı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu neymiş? Bir şeyi almam lazım sanıyorum. Bu oyunu galiba tamamlayamayacağım gibi duruyor. Baştan kötü oynadım biraz. Bir de şu açıdan oynadığımız zaman... bir de bomba atıyorlar yukarıdan. Şu açıdan oynadığımız için oynanış birazcık zorluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yoksa iyi oynarım bu oyunu. Böyle baboşlar da geliyor arada sırada. Onu da söyleyeyim. Önden böyle ufak bebeleri gönderiyorlar. Arkadan da babaları geliyor. Evet, maalesef öldüm. Eğer 7 tane box verirsem bunlara, burada tekrar doğuyorum ve full sağlıkla doğuyorum. Şimdi bittiniz gençler. Şu silahımı da değiştireyim de şöyle daha hızlı, daha seri atıyor bu. Şu arkadaki baboş ölse diğerlerinde bir şey yok ha. Öldü. Ölmemiş. Sonsuza kadar yaşayacak sanırım ya. Beni de bitirecek, kendini de bitirecek. Şöyle arada bir dolan upgrade'ler var arkadaşlar. Hani belli bir dolma süresi var. Onları aldığınız zaman böyle hızlı koşabiliyorsunuz. İşinize yarayacak olaylar oluyor. Get ready diyor. Bunlardan iki tane geldi. Ben bunlarla dövüşemem. Bunlar beni alır. Onları almadan ben çıkayım oyundan en temizi. Şimdi arkadaşlar dördüncü hayatta kalma oyunumuza geçelim. Osmos. Osmos bayağı güzel bir oyun arkadaşlar. Hatta tasarım ödülleri alan bir oyun bu. En iyi kulaklıkla oynarsınız bunu diyor ki hakikaten öyle. Oyunun sesleri çok güzel. Şimdi ben size burada ne kadar bunu yansıtabilirim bilmiyorum. Tabii ki de yansıtamam ama oyunu indirip deneyin arkadaşlar mutlaka. Oyunda biz ufak şöyle yuvarlak bir artık hani ne olduğumuzu bilmediğim bir şeyiz. Şöyle restart level diyeyim. Biz şu mavi işte yuvarlak küreyiz. Bizden küçük olan küreleri toplayarak büyümeye çalışıyoruz ve bütün dünyayı yemeye çalışıyoruz. Oyunun dünyası şöyle, büyük bir haritası var. Tabii bu harita her bölümde değişiyor. Bizden büyük olanları da yediğimiz zaman tabii ki de doğal olarak ölüyoruz. Şunu da alayım. Gördüğünüz gibi kırmızı olanlar maviye dönüşüyor ve biz iyice büyüyoruz. Şimdi level complete oldu. Diğer level'a geçmek için iki parmağımızı dokunmamız lazım. Şöyle iki parmakla geçiyoruz. Bizden büyük parçaları yemeyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi hep küçükleri yutuyoruz. Şu an kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ancak çok çok küçük toplar var ki şurada da bizden bayağı büyük bir kırmızı bir top var. Buna ulaşmamız ne kadar kolay olacak bilmiyorum ki bir de bizi içine çekiyor sürekli. Evet. Şunu yenmeye çalışırken ben ayrıca oyunun nerelerde olduğunu da söyleyeyim arkadaşlar. Oyun iOS'te var gördüğünüz gibi. Android platformunda var. La 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 la. Kaç. O da yer beni. Android platformunda var. Ancak bu oyun ücretli arkadaşlar. Ama ücretinin sonuna kadar hak eden oyunlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. iOS'ta 3 dolar. Yaklaşık işte dolarda coştuğu için şu an ortalama 3 dolar diyeyim ben. Siz o günkü kura göre hesaplarsınız. Android için de 6 lira 17 kuruş. Son baktım bu videoyu çekmeden önce baktığım fiyatı o şekilde. Windows Phone'da maalesef yok oyun arkadaşlar. Keşke olsaydı diyebileceğim oyunlardan birisi bu. Büyük olan beni sürekli kendine çekiyor ya. Olmaz ki böyle. Hani verdiğiniz 3 dolar, 6 dolar acımayın buna. İndirin, oynayın. Bence çok güzel bir oyun. Zaten bir sürü de ödül almış. Yani ben ne desem burada boş. Şimdi seni bitireceğim, bekle. Küçükten başlıyorum. Level complete oldu ya. Ben onu demek ki almayacakmışım. Yanlış biliyormuşum. Şimdi arkadaşlar burada bu yeşil nane geliyor. Bu bak o kırmızıları aldıkça o da büyüyor. Yani bizim rakibimiz oldu bir tane. Normalde kırmızılar kendi başına mal gibi takılıyorlardı. Şimdi bu böyle kırmızıları alıyor. Ve kendini büyütüyor. Ama ben sana yapacağımı biliyorum. Şöyle tıkladıkça arkamızdan bizden balonlar çıkıyor. Oğlum çok büyüdü o ya. Neyse öldük. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi iOS'te ve Android'de ücretli bir şekilde var. Bence indirip oynayın. Son hayatta kalma oyunumuza geçelim. Son hayatta kalma oyunumuzun adı Duet. Bu da tasarım olarak benim çok hoşuma giden oyunlardan birisi arkadaşlar. Şöyle iki tane burada top var. Bu topları yönetiyoruz. Biri mavi, biri kırmızı olmak üzere. Ayarlarına bakalım.
Ayarlarda zaten çok çok fazla bir şey yok. Oyunun kontrolleriyle alakalı ufak tefek. Hatta bir tane bir ayar yapabiliyoruz. Çok basit kontrolleri var. Sağa basarsak şöyle sağa doğru dönüyor. Sola basarsak sola doğru dönüyor. Karşımıza gelen engellerden kurtulmaya çalışıyoruz. En basit anlatım bu. Oyun şu an çok kolay gibi gözükse de arkadaşlar, ilerleyen bölümlerde gerçekten çok sinir bozucu bir hale geliyor. Kontrol etmek için dediğim gibi sadece iki parmağınızı kullanmanız yeterli. Şöyle. Burayı da geçtik. İki parmağınızla böyle sağa sola yapa yapa kontrol ediyorsunuz. Çarptığımız zaman ne oluyor onu da göstermek istiyorum ancak şu an kıyamadım. İlla ki çarparım ama şimdi. Evet, çarpamadım yine. Şimdi direkt çarpacağım ve bunu size göstereyim. Şöyle bildiğin boya topu gibi patlıyor. Çok da bir şey olmuyor aslında. Ya. Göstermesem de olurmuş. Ama bir daha göstermiş oldum. Oyun arkadaşlar... Lan. Oyun Android ve iOS'te var. Android'de oyun bedava. Onu belirteyim. iOS için de 2 lira 99 kuruşluk bir bedel ödemeniz lazım. Tabii bunları anlatarak da oynamam bir hayli zor. Oyun zaten başlı başına çok zor olduğu için... Lan. Heh, geçtim. Dediğim gibi Android'de bedava, iOS'de 2.99'luk bir fiyatı var. Windows Phone'da yok ama şöyle bir şey var. Birebir aynı çakmasını yapmışlar. Da böyle geçiyorsun. Lan geçemedim. Windows Phone'da çakması var. İsteyenler onu indirip oynayabilirler. Ne yapalım? Adamlar çıkarmamış. Millet de çakmasını yapmış. Yapacak bir şey yok. Bak hep aynı şekilde ölüyorum. Neden böyle oluyor? Çünkü konsantre olamıyorum. Şu anda da yanlış tarafa çevirdim. Şu bebeği de geçip direkt bitireyim. Aynen. Oyunlar bu şekilde arkadaşlar. 5 tane umarım beğenirsiniz. Hayatta kalma oyunu tanıtmaya çalıştım sizlere. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.